Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahil azim ve etubu ileyh. Değerli kardeşlerim, bir toplumun sulh içerisinde, emniyet içerisinde, kardeşlik içerisinde hak ve hukuka bağlı bir şekilde mutlu kılacak, düzen verecek bir kısım dokunulmazlıklardan bahsediyordu. Bizim kitaplarımızda bunlar genellikle maslahat olarak isimlendirilir. Bir insanın maslahat deyince de dinimiz bunları muhakkak korumayı zaten fıkıhta, hukukta garanti altına almıştır. Herkesin yaşama hakkı vardır. Mal edinme hakkı vardır. Dininde serbest seçme ve yaşama, öğrenim görme hakkı vardır. Evlat edinir, nesil aklını korur. Bunlar korunması gereken maslahatlar olarak biz biliriz, fakat çağdaş hukuk genellikle bunlara dokunulmazlıklar diyor. Kişinin dokunulmaz hakları var diyor. Bunlar doğuştan gelmiştir. Herkes için vardır. Bir başkasına devredilemezler. Kimse de gücüm yetiyor diye bu haklara dokunamaz. Aynı zamanda çağdaş dünyada buna temel hak ve hürriyetler, insan hakları ya da özgürlükler olarak da zikrediyorlar. Biz bunlardan yaşama hakkını görmüştük. Dolayısıyla insanların can emniyet hakları var. Kimsenin canına kıyamazsınız, organını kesemezsiniz, dövemezsiniz, canını yakamazsınız. Bunların hepsinin bir bedeli, bir cezası vardır. Hem bu dünyada hem de ahirette. Şeref ve haysiyetleri korunmuştu. Bunları da görmüştük. Dolayısıyla insanlara iftira etmek, hakaret etmek, aşağılamak, alay etmek, kötü lakap takmak, dedikodusunu yapmak, fitne ve fesada düşürücü, başını belaya sokucu, laf kötülük getirmeler, kusur araştırmalar vesaire, bunları da görmüştük. Bu üçüncü bir konu olarak dokunulmazlıklar deyince karşımıza mal dokunulmazlığı geliyor. Mallar şüphesiz ki hayat içerisinde yaşarken en temel ihtiyaçlarımız, bunların karşılanması. Yani insanların yemeğe ihtiyacı var, içmeye ihtiyacı var, elbiseye ihtiyaçları var, soğuktan sıcaktan koruyacak. Aynı zamanda şehri tesettürü gerçekleştirecek. Barınak ihtiyaçları var, bir evleri olacak, içlerinde kalacakları, yaşayacakları. Bunun için para kazanırlar, işleri olur. Bu noktada İslam devletine düşen, İslam toplumuna düşen, herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal edinme hususunda onlara adalet ve eşitliği sağlamalardır. Yine çağdaş hukukta buna fırsat eşitliği diyorlar. Herkes bilgisi, aklı, efendim sermayesi, kabiliyeti oranında bir işte çalışır ve oradan helal yollardan kazanç temin eder. وَكُلُوا مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا. Allah Celle Celaluhu da bu malların kazanılması ve sarf edilmesi, bunlar sayesinde yenilen mallar, giyilen elbiselerin de halal, tayyip, temiz olmasını bize emrediyor. Daha önceki derslerimizde geçmiştir. İbadetin 10'da 9'u helal yemek. Bir insan oruç tutmaktan zayıflasa, çivi kadar kalsa diyor bir mübarek sahabi efendimiz İbn-i Ömer Hazretleri, çok rüküye gitmekten beli bükülse, değil mi ki yediği içtiği haram, Allah Celle Celaluhu onun ibadetlerini kabul buyurmaz. Yediği içtiği haramdan olan insanın ne farzı ne nafilesi. Haddan vela serfer geçiyor hadis-i şeriflerde. Allah kabul etmez. Bu adamın Allah yolunda uzun meşakkatlara kendini salması, yeryüzünde ticaret, ilim veya ibadet için seyahat etmesi, bir adamdan bahsediyor Peygamberimiz. Bu yolda saçı sakalı efendim tozlanmış, perişan bir vaziyete girmiş. Ellerini kaldırıyor, Ya Rab, Ya Rab diyor. Ama Resul sallallahu aleyhi ve sellem arkasından da buyuruyor ki yediği haram, içtiği haram,
giydiği haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Bunun duası nereden kabul olacak? Etmez diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için Müslümanlar helal yollarla mal edinmeli, mallarını kendi aralarında batıl yollardan ne kazanmalı ne yemeli. Bu hususa da Allah-u Teala kesin emirlerini koymuş. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Mallarınızı kendi aralarınızda batıl yollarla yemeyin. Batıl nedir? Hakkın, hukukun zıttıdır. Yani haksız yollarla, zulüm yollarla, haram yollarla, Allah'ın yasakladığı yollarla yemeyiniz. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُطْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يكًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ. İnsanların mallarını yine haksız olarak yemek için hakimlere de mahsulmayınız, rüşvet vermeyiniz. Yani rüşvet vererek başkalarının haklarını haksız yere yemeyiniz. Bil ismi ve entü talemun, günah bu ve siz de bunu biliyorsunuz. Böyle yollarla yemeyin. Şimdi malı kazanırken kazancımızın da temiz yollarla olması lazım. Yani bir toplumda hem mal kazanma herkese açık, fırsat eşitliği, temiz yollar olması lazım ve insanlar da bu haklarını güzel kullanmaları lazım. Yoksa işte hırsızlık batıl bir yoldur. Göreceğiz yarınki dersimizden itibaren. Ayet-i kerime de geçti. Hakimlere, yargıçlara rüşvet yedirerek başkalarının mallarını yemek. Tabi rüşvet sadece mahkemede olmaz. Her konuda rüşvet. Kara borsa, hile, aldatma, gasp. Gücü yetiyor adamın. Başkasının malını gasp ediyor. Belki burada daha aklımıza gelen başka batıl yollar. Hatta yitik mala varıncaya kadar. Yani yolda giderken bir mal bulduk. Altın, gümüş, para, pul, her neyse. Bu bizim malımız değil. Onu kendimize mülk edinmek, yemek niyetiyle aldığımız an hırsız oluruz. O yitik mala da başkasının malıdır diyerek korumak amaçlı alırsak alırız. Ya bırakacağız, orada kalacak. Neyse, kendi dersi gelince onu orada anlatacağız. Bir para bulduk, bu bize ganimet, işte geldi böyle bu haram. Bu mal edinme yolları ya çalışmadan olabilir, ne olur? Miras olur mesela, helaldir. Ölüm hak miras eder. Veya hibe olur, veya ikram olur. Bir başkası tarafından zengin Müslümanların fakir fukaraya infakı olur, tasadduk olur, zekat der verir, sadaka der verir, infak der verir, dostlarına ikram der verir. Böyle karşılıksız da olabilir. Tabii bu karşılıksız malları alırken yine de insanların ahlaklı olmaya, erdemli olmaya dikkat etmeleri lazım. Çünkü birisi size icabında ikram eder ama bu adam ne niyette ikram ediyor? Az çok bunu siz bilirsiniz yani. Eğer bir memuriyetinizden, sizden bitecek bir işten ya da borç vermişsiniz, adama erteletmek istiyorsunuz, bundan dolayı ikram ediyorsanız bir nevi faiz gibi bir şey veya sizi minneti altına almak istiyor, belki yarın kullanmak istiyor veya başa kakan bir adam. Yani bir iyilik yapar, 10 kere de anlatır, her yerde anlatır bunu. Eziyet eder. Böyle insanlardan da karşılıksız bir malı almamak, hatta size birisi karşılıksız bir hediye veriyorsa, mukabilinde sizin de azdan çoktan bunu karşılayacak bir mali gücünüz varsa kabul edersiniz. Yoksa orantısız bir hibe, bundan da uzak durmak ahlakidir. İnsanı rahat ettirir. Büyüklerimiz bunu da tavsiye etmişlerdi. Yani sen karşılığını veremeyeceğin hediyeleri de kabul etme. Yoksa hediyeleşmek güzel bir şey.
Ne söylüyorduk? Kazançlarımızın bir kısmı çalışmadan gelir. Miras gibi, işte hibe gibi, hediye gibi. Bir kısmı da çalışarak olur, elde edilir. Bu çalışmalar işte ziraat olabilir, zanaat olabilir, ticaret olabilir, memurluk olabilir, işçilik olabilir. Her biri hakkında şeriatın belli helal ve haram kanunları, kuralları vardır. Bu kanunlara, kurallara uygun hareket ederek Müslüman bunları katılması lazım. Bu kazandıklarımızın bir kısmı topluma ve fertlere geri dönmesi lazım. Bu da iki kısımdır. Bir kısım, bir şeyi kazanıyorsak, bir tüccar düşünün değil mi? Bu adam dışarıdan mal getirirken kaç tane sınıf insanın emeği geçer? Nakliyetçiler, tüccarlar, hamallar. Bir ziraatçılık yaparsınız, işçi çalıştırırsınız. Değişik değişik insanlar, yani o toplumda senin kazandığından bir şekilde başka insanların emeği sinmiştir, teri sinmiştir. Bu vergi olarak topluma dönmek lazım, dönmesi lazım. O yüzden Allah-u Teala ve fi emvalihim hakkun malum lisaidi vel mahrum buyuruyor. Toplum içerisinde kazanamayan, güçsüz, fakir, fukara, zayıf insanların, zenginlerin mallarında malum bir hakkı var. Belirlenmiş, tespit edilmiş. Böyle rastgele değil. Anarşi yok. Kargaşa, karmaşa da yok. Tespit edilmiş bir hakları vardır. İşte zekat olur. Zekatın alt şubeleri vardır. Neden? Çünkü bu toplumda yaşıyorsa o insan bu toplumdaki her fışkıran bereketten, maldan, emekten, üretimden bir şekilde katkısı vardır adamın. Katkıyı alması lazım. Bir bu cihetten zayıf düşmüşlerimizi korumak bakımından vergi deriz. Bizde zekat en büyük vergidir İslamiyet'te. İkincisi, bu sosyal hayatı beraber kullanıyoruz. İşte yolda yürüyoruz. Yolumuz güzel olursa mutlu oluyoruz. Hastalandığımızdan hastanelere gidiyoruz değil mi? Orada doktor olursa, bize bakılırsa, İyi itina ile bakılırsa memnun kalıyoruz, yoksa şikayet ediyoruz. İşte evlerimizi gece yattığımız zaman mallarımızı bekleyen polis var, emniyet var, asayiş var, uyumayan insanlar var. Bu hizmetler nasıl dönüyor? Çocuğumuzu mektebe gönderiyoruz. Orada öğretmenler var, öğretiyorlar. Para vermiyoruz onlara. Hademeler orayı temizliyorlar. İdareciler orayı idare ediyorlar. Güzellik. Bu olmazsa olmaz. Kim veriyor bunun ücretini? Devlet veriyor. Devlet nereden alacak bu ücreti? Ha, bizden alacak. Vergi olarak. Bundan kaçmayacağız. Çünkü bundan toplum olarak biz de istifade ediyoruz. İşte bütün bu çerçevede dinimizin mallar hususunda koymuş olduğu şer'i ölçüler var. Yani haksız veya haklı. Müslüman, demiş ayet-i kerim okumuştuk. وَكُلُّ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا. Allah Celle Celaluhu'nun kendisine ihsan ettiği rızıkları halal ve tayyip olmasına dikkat edecek. Sonra elimizde bu mal, mülk hepsi Allah'ındır. Başka bir ayet-i kerime güzel ifade ediyor. وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Bizim size verdiklerimizden infak edeceksiniz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنْفِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَى. Mülkün maliki Allah'tır. Bu mal ne senindir, hakikatte ne benimdir. Mal Allah'ındır. Gerçi bazı tefsirlerde doğrudur. Bu mülk iktidar anlamında da kullanılır. Tamam. O manada da kullanılır. Ona itirazımız yok. Bu manada da kullanılır. Allah mülkü, malı ya da iktidarı dilediğine verir. Dilediğinden de alır. Zenginlik, fakirlik bir imtihandır. İktidarda olmak bir imtihandır. Yani bir adam zengin olduğu zaman, iktidar olduğu zaman kıymetli bir insan değildir. Bunlar kıymet ifade etmez. Böyle anlamak çok safça, soğuk, ahmakça bir anlayıştır. Müşrikler peygamberimizin zamanında bu anlayışa düşmüşlerdi. Ne diyorlardı?
Ya bu zenginlik bizde olduğuna göre, bu güç kuvvet bizde olduğuna göre Allah bizi sizden daha çok seviyor. Sizi fakir, ayak altı yapmış, zayıf düşürmüş. Ahirete gidersek de biz gene burada sevildiğimiz gibi sevileceğiz derler. Hatta bazen de dalga geçerlerdi mikrop herifler. Müslümanların bir borcu olur isterlerse, siz demiyor musunuz öldükten sonra tekrar dirileceğiz ha? E hoca gelince biz gene zengin olacağız, size orada da veririz. Yani kopmayın derler. Nasıl olsa elinize geçecek, öldükten sonra veririz size derlerdi. Kendilerince dalga geçiyor. Oysa mal, mülk, iktidar, servet, zenginlik ya da fakirlik bir çeşit imtihandır. Allah onu öyle imtihan ediyor. Kendine göre avantajları var, dezavantajları var. Fakirliğinde kendine göre avantajları var. İyi tarafları, zararlı kötü tarafları da var. Herkes imtihan içerisinde. Önemli olan bizim iradeli tasarruflarımızı helal ve haram çerçevesi içerisinde yapmak. Şeriata teslim olmak. İşlerimiz, muamelelerimiz şer'i üzere olmasıdır. Şimdi bu mal hususunda dokunulmazlıkları ihlal edici haramlar nelerdir? Onu inşallah yarın dedik sohbetimiz başka bir yerde. Çarşambadan itibaren Allah nasip ederse görmeye devam edeceğiz. Yeni bir konu açılıyor burada. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.